Evet arkadaşlar, biz geri geldik. Bu sefer bir kişi eksik de geldik. Dillerin biraz ağrısı olduğu için devam etmeyecek. Biz buradayız. Evet. Ricancığım, söz sende. Bu arada ben istersen sen devam şöyle hegzariyerle bir Sesin kesildi ama Evet, egzeryalle en son ilgili. Hexeriel konuşuyordu zaten. Ya şey, Hexeriel'le konuşmadan önce sen de kulağına eğilip şey diyorum. Sana bir görü gördün mü diye sormuştum. Çünkü ben az önce buraya düştüğümüzde bir görü gördüm. Ve senin eski gücüne kavuştuğunu gördüm bu görüde. Kendini Hadis bırakmasın diye. şey yalan Yalan söylüyorsun yani. söylüyorum. Atayım mı sorumu? Tamam. Yok yok atma. Şu an fark edecek şeyde durumda değil zaten. Sen böyle dediğin zaman şöyle elindeki kitaba bakarak elindeki kitaba bakıyordu. Ondan sonra yavaşça şöyle sana döndü. Kendisi oturuyor, sen yukarıdasın ya, şöyle kafasını "Ciddi misin?" dedi. Evet dedi. Tekrar kitaba geri döndü. Şöyle kapağına bakıyor. Düşüncelere daldı gibi duruyor kendisi. Bu sırada Exariel konuşuyor. "İşte Darlas ne haber?" falan dedi. Ondan sonra işte "Size döndü, sizi çok aradık" dedi. Ondan sonra "Kendisi bana çok yardımcı oldu. Kitabı beraber yazdık. Sonra işte yollarımız bir noktada ayrıldı. Sonra benim yolum işte bir yerlere gitti. Acayip bir yerlere gitti. Sonra işte tekrar buluştuk" dedi en nihayetinde. "Hadi ya, çok" dedi, "moraliniz düşmüş, herkesin suratı asık. Bu nedir?" dedi ya. "Ben sizi en son Ya bıraktığımda böyle miydiniz arkadaş? Hiç de değildiniz. biliyorum. Bana hiç Biliyorum. ya deme. Bana..." "Ha, ne?" Biliyorum yanına tam böyle şey yaparken tam "Evet. koltuk altlarından tutup kaldırıyorum şöyle Bana kendimi. karşı gelme" diyor. Tutup kaldırıyorum tam. Sonra da böyle sarılıyorum kendisine. Sen olmasaydın kim bilir hala o karanlığın içinde de olacaktık diye. Sarılıyorsun, tamam mı? Tabii şeyle 29 STR'nin vermiş olduğu yetkiye dayanarak full plate'li falan şeyi şöyle kaldırdın Hexariel'i. Ondan sonra salladın, sarıldın falan şöyle. Ondan sonra o da sarılıyor. "Hadi biraz neşelenin" dedi ya. Neşelenmeden önce benim Tamam. Birilerine zarar gelmiş olabilir. yapmam gereken bir şey var diyorum yani. Darlas'ın yanına yürüyeceğim ben. Tamam. Kendisi tahtında o şey süssüz taht dediğime bakmayın yani, böyle arkası yüksek sandalye aslında. Tamam mı? Tahta bir şey zaten. Öyle desenli mesenli falan da değil. Orada oturuyor. Devam edeyim mi? Tabii. Yanına gidip özür dilerim diyorum. Biraz Ne için? az önceki tavırlarım için kusura bakma. Sorun yok. Senden bir şey istesem bunu yapabilir misin acaba? Elimden geliyorsa. Az önceki girdiğiniz yerde bir tuzak aktive oldu ve aramızdan birini bizden ayırdı. Anladığım kadarıyla başka bir diyarda. Onu buraya getirebilir misin yanımıza? Adı ne? Dilemet. Kendisi bir drow. Benim eşim aynı zamanda. "Bana bir saç telini ver. Biraz sakal. Saçın yok da senin." Veriyorum. Sakalını aldı. Tamam mı? Kolları falan acayip yavaş hareket ediyor. Bu arada böyle hızlı hızlı hani alıp verme falan gibi bir şey oluyor. Ondan sonra hatta bir arkana atabiliriz bunun için. Atalım.
Arkanın 22. Kendisinin vücudu, like kol hareketleri falan, şey gibi değil. Kendi koluymuş ve onu hareket ettiriyormuş gibi değil de. Sanki şey, animate ediliyormuş. Tamam mı? Hareket ettiriliyormuş. Sanki koluna yukarı kalk emri veriyor da kolu öyle yukarı kalkıyormuş gibi hareket ediyor. Anlatabildim mi demek istediğim şey? Anladım. Şöyle çok yine robotik bir şeyle hareketle aldı. Ondan sonra şöyle elinde şöyle ufalar gibi yaptı. Tamam. Ondan sonra yanında yerde bir duvardaki gölgeler, masanın gölgesi, sizin gölgeleriniz falan şöyle birleşip senin yanında yerde bir gölge havuzu oluşturuyor. Tamam. Daha sonra bu oluşan gölge havuzu girdap olup sanki yavaş yavaş bir portala dönüşüyormuş gibi hareket ediyor. Tamam mı? Sonra içinden yukarıya Gilemet fırlıyor. Tamam mı? Ama böyle dagger'larını çekmiş. Tamam mı? Kombata hazır. Şöyle yukarıya fırlıyor. Ondan sonra fırladıktan sonra şöyle, şöyle yerde takla attı. Tamam, sonra sırtını duvara verdi. Şöyle dagger'ını çekti falan bir anda. Tamam mı? Yüz suratında kırmızı boyalar var. Yanına koşuyorum ya. Gilemet, iyi misin diye bağırıyorum. İyiyim. Bu kim dedi? Şeyi gösteriyor. Darlus'u gösteriyor. Bu şey bir bölgeler dağılıyor bu arada. Ustamız bilmiyorum. Bizim babamız mı? Sonra anlatırım ya bunları. Tamam. Sıkıntı yok değil mi? Yok. Yaran var mı? Takayım mı uçağı? Yok, yaralandı mı? Dur. Yok, yaralanmadım. Bak, zorla konuşturuyorsa seni söyle şimdi. Gerçek diyorum ya, gerçek. Tamam. Hoş geldin Bilal. Hoş bulduk dedi. Sonra gözü sende gördü. Gözü sende baktım. Size baktım. Ben yavaşça yine fısıldıyorum. Kendisi güçlerini kaybetti. Leech belli ki bir şey yapmış. Bizi oyuna getirdi kısacası. Ne demek güçlerini kaybetti? Nasıl büyüyor falan mı? Ben şöyle işaret yapıyorum Gilemet. Yok, böyle fısıldıyor zaten. Kendisip de mi yapamıyor? Nasıl yani? Yok ya, baya yok yani. Güç yapamıyor büyü. Hayda. Bir de eline bir tane kitap vermiş. Büyücülüğe giriş diye. Biraz dalga geçiyor. İster istemez bir gültü. Sonra şöyle şey yaptım. Ben şey yapıyorum. Ya, dirseğimi hafif şöyle dürtüyorum. Patlayacak gibi oldu şöyle. Ondan sonra ya ben sizinle takılıyorum falan. İyi hoş güzel de arkadaşlar. Kaotik evil'ım yani. Orada söyleyeyim. Hani katlanıyoruz bazı şeylere. Okey de yani. Evil good'la takılmaz diye bir durum yok abi. Tabii ki canım. Ben Rulian oğlumu çağırıyorum. Rulian. Rulian. Oğlum böyle bir isim de. Ne kadar iyi bir babasın. Bence çok süper isim. Acayip. Ben Aramil koyardım mesela. Aramil. Aramil diye o da. Tamam, yenisini öyle koyarsın. Yenisi kız olacak bir kere. Ben oğlumu çağırıyorum yanına. Evladım, senin artık... Geldi. Ve vaktin geldi. Bir isim listesi veriyorum. Tamam mı? Bulundukları şehirler. Yani detaylı bir şekilde yazıyor kim olduğu, ne olduğu, nasıl ulaşabileceğini falan. Bu kişiler de benim dostluğum olduğunu düşündüğüm kişiler. Size verdiğim görevi kişilerle görüşerek yapmanı istiyorum. Tamam. Ben hepsini ziyaret ederim. Onun dışında
Gümüşten de raporları ben alırım. Tamam. Bir sorun, bir sıkıntı olursa bana ulaşırsın. Tabii ki. Evet, başka bir şey yok şu anda. Sen o zaman istediğin bir şey var mı benden? O zaman hayatta kalın dedi. Hepinize döndü. Kendinize iyi bakın dedi. Sen de. Yardıma ihtiyacınız olursa çağırırsınız dedi. Şöyle yapıyor. Aynen. Sen de döndü. Ondan sonra bir şey diyecekti. Demedi. Tamam, bir şey diyecek gibi oldu. Vazgeçti. Ondan sonra Darlas'a döndü. Efendim dedi, siz çok ulu, ulvi, yetenekli ve bilge bir kişiye benziyorsunuz. Sizlerle büyü sanatı hakkında yeri geldiğinde, yeri ve zamanı geldiğinde çok uzun sohbetler yapmayı isterim. Kendinize iyi bakın dedi. Hiçbir şey demedi Darlas. Kendisi gidiyor. Evet. Tamam. Şimdi ben böyle... Exariel'in yanına gidiyorum. Ay, hep söz kesmiş. Evet. Sen şimdi devam böyle... et istersen. Hem Exariel burada, yok, hem İloan'la konuştular, gönderdiler falan ya. Böyle bir içimden, dil dışından hangisi ne yaptı ya acaba diye geçelim. Acaba ne yaptı? Hey, sen söyle. Olabileceği en güvenli yerde diye cevap veriyorum ona. Başka bir şey demeyeceğim. Okey. Okay. Ya buyur. Ben Hexeri'nin yanına gidiyorum. Elimi uzatıyorum. Bu odadaki herkes, hemen hemen herkes diyorum. Yani gözüm Gilemet'e takılıyor. Senin arkadaşın. Umarım ben de arkadaşlarından biri olabilirim. Diyerek elimi uzatıyorum. Ben dedi, savaş alanında savaşan kişilere, benimle birlikte savaşan kişilere çok önem veririm dedi. Eli seninle tokalaşıyor. Sonra sana şöyle bir biraz daha dikkatli baktı. Tamam mı? Ondan sonra tabii çeşitli yerlerde yöntemlerimiz ve düşüncelerimiz ayrılacakmış gibi gözükse de dedi. Kendisi bir melek en nihayetinde. Sen de bir assassinsin en nihayetinde. Bence aynı yolda yürüdüğümüz sürece çok sıkıntı olmayacaktır. Sanırım Darlas'la fısır fısır konuşma sırası bana geldi. Bana eşlik eder misin? Tabii. Ama önce dedi, Gilemet'e döndü. Tamam mı? Ondan sonra Gilemet de senin yanında, Goryel. Gilemet Hexariel'e baktı. Hexariel Gilemet'e baktı. Böyle bir süre bakıştılar. Tamam. Sonra Hexariel elini uzattı. Zırhla elini. Gilemet de elini uzattı. Merhaba dedi Hexariel. Merhaba dedi Gilemet. Sonra Hexariel hiçbir şey demeden döndü. Artık bilmiyorum. Yani her iyi buna vuralım mantığını biraz fazla yedirtmişiz kendisine galiba. Akşam kavga, senin arkadaşın bana kaba davrandı. Onun sana bakışını hiç beğenmedim, tamam mı? Onunla bir daha konuşmayacaksın. Partiden kickleyeceksiniz. O mu ben mi Koryel? O mu ben mi? Bunu sorma. Demek öyle. Sonra ama geceleri yatarken kendine Resilient Spear bas. Evet. Darlas'a konuşacaksınız. Buyur Kea. Tabii senin de bilgin vardır gördüklerimden. Ben bir yay gördüm. Yapılışında elflerin bedel ödediği, kanıyla oluşturduğu. Onu nerede bulacağımı bilmiyorum. Senin de bu konuda
net bilgilerin olduğunu düşünmüyorum. Ama belki bir yerden başlayabilirim. Hexariel, sen de çok zaman geçirdin bu dünyada. Böyle bir silah hiç kulağına geldi mi? Ben hiç duymadım dedi. Hexariel. Darlas diyor ki bu Inlastrolfus'a sorabileceğiniz şeylerden bir tanesi olabilir pekala. Kendisinin her şey hakkında bir bilgisi olduğu söylenir. Teşekkür ediyorum. Öğrenmek Bence için sıra teşekkür ederim. fazla daha fazla uzamadan gitsek mi acaba? Yani sürekli yeni eklenen kişiler olabilir sıraya diye düşünüp böyle. Hegzariel dedi ki sendi. Ne yapacağız? Sen de bizim eve gönderelim. Evde Sonra dedi evdeki yemek bıçağını alsın ve boğazına saplasın, öyle değil mi? Tamam. yapar mısın deyip dönüp bakıyorum şöyle bir. Sana biraz boş baktı, sanki sizi dinlemiyormuş gibi. Ben Ya böyle kendisiyle falan gibi döndü şöyle. ilgilenilmesini sağlarım. Aslında onunla Aelor ilgilenebilir. Aylar. Aelor, pardon. Aslında. İntikamı hakkında onu motive edebilirim aynı zamanda. Şimdi arkadaşlar şöyle bazı durumlar var. Düşünmeniz gereken, ben bunları size hatırlatayım. En nihayetinde Sent dediğimiz karakter Neverwinter'deki Many Starred Cloaks adlı Büyü Akademisi'nin Evet. Archmage'i idi. Kendisinin bu şekilde Neverwinter'a gitmesi, böyle gözükmesi, tamam mı, birilerinin bunu öğrenmesi çok acayip şeylere neden olur. Bence de. Yani politik sonuçlarını, insanların vereceği tepkileri, senin bunlara ne tepki vereceğini, tamam mı, falan filan bilemeyiz. Tamam. Bir yaşam amacı vermek amacıyla. Hı. Ya ben O direkt yüzden eve kapatalım ondan demiştim hani. Eve kapatalım kimse görmesin. ya da Lord Weaver'lar Sand'in arkadaşıydı zaten, o şekilde tanıştınız Lord Weaver annesiyle. İstiyorsanız Kea'nın dediği gibi Lord Weaver'lara verin. Onlar bu sırada göz kulak olsunlar. Abi şimdi bak şöyle de bir şey var. Bu Lawweaver ailesinin başındaki adam Sent'le iki konuşur. Ondan sonra kimmiş lan o demin hiç diye bunlar çıkıp onu avlamaya kalkarlar. Sokak sokak gezip de hiç Olabilir araştır. tabii. Hayır ben biliyorum. Hayır, ben oturup Bunlar yaşanabilir çamurda tabii ki. otur sıcak şarap iç demeyeceği için tamam mı? Kılıcı çekip kim lan o diye böyle elini böyle yapıp da kim lan o Lan iç mi diye iç, ne oluyor lan ya? Darlas söze giriyor. Arkadaşınızın hemen bir yerlere dönmesi gerekmeyecekse kendisini ben muhafaza edeyim. Uf. Psikolojisini düz yani psikolojisini etkileyen bir büyü mü var bunun üzerinde? Bir şey mi var? İşkence mi görmüş bu hale gelmiş? Anlayabiliyor musun? Adam iflas etti Abi adam diye düşün yani. hayatı kaydı abi herifin. Anlatabiliyor muyum? Yani şu an şok içinde herif. kendisi bir transmutation Archmage'i. Sizin çok ilgi alanınız olmasa da eminim ki konuşacak bir şeyler bulmakta çok zorlanmasın. Ben ilgilenirim, siz merak etmeyin. Şimdi siz bize Invasor Office'a nasıl ulaşabileceğimizi, nerede bulabileceğimizi söyleyecektiniz. İzninizle bir harita açacağım.
Acayip kar yağıyor. İnternet de bir o kadar yavaşladı ya. Bazen şey sizin konuştuklarınız falan da bana geç geliyor. Bazen seninki de böyle çok hızlı peş peşe. Aynen olabilir. Şey İstanbul yani benim olduğum yer bir acayip en azından. Şimdi güzel arkadaşlarım. Diyor ki kendisi. Neverwinter şehriyle Waterdeep şehri arasında bir bataklık var. Ya biz Bu biliyoruz onu. bataklıkta gitmiştik önce. Bu bataklığın içinde yaşayan Lizardfolk kabilesi var. Oraya da onları dövmüştük. Bu kabilenin sır olarak sakladığı bir bataklık altı tapınağı var. Bu arada kağıt düştü galiba. Hayır. Kea. Neyse gelir o. Evet. Diyor ki bu şeyin altında Lizardfolk'ların bir sır olarak sakladığı bir bataklık altı tapınağı var. Tamam. Bu tapınak bir Semuanya tapınağı. Semuanya. Kimdir? Religion atalım. Beş. Bu sırada şeyin en kahramanın sorusuna bir cevap verelim. Kendisi demiş ki sen de Neverwinter'daki büyülü ikizi ne oldu? Yok olduysa bunu nasıl karşılıyorlar? O büyülü ikizi ya şey, simülakrumu Sand yokken bir şeyler yapması için orada durması için vardı. Sand geri döndüğü zaman simülakrumu dağıttı. Normal kendisi bakıyordu görevlerine yani. Hayatına kendisi olarak devam. Evet, kaç rejimlerimiz? 15. 6. 23. 6 ile bir şey öğrenemiyorsun abi. 15 ve 23 ile Semonya Neutral Lizardfolk tanrısı. Ondan sonra kendisinin portfolyosu Survival. Tamam mı? Lizardfolk halkının hayatta kalabilmesi için uğraşan birisi. Ondan sonra pullu yaratıklar, tamam mı? Hayvanlar. Ondan sonra çeşitli bitkiler. Ondan sonra koruma arayanlar, yenilenme arayanlar. Kaderinin tekrar yazılmasını isteyenler kendisine tapıyor. Kendisinin holi sembolü bir yumurta. Abi Hüseyin Aga demiş ki Lizard Hawk dediniz hatırladım oradaki tatlı beyaz meşeden yapmıştınız. 31. bölüm 2. part 8. dakika. Oha. Abi yorum yapamadım ya. Abi nasıl? Of, hoş geldin K'ye. Abi bu vallahi helal olsun. Hüseyin Aga'ya bir Lord Master unvanı Şu an verelim. kelimelerimin fazla kaldı. Andayım kıyafetsiz de kalmış olabilirler. Bakarsın.
Sen kameranı biraz yukarıya kaldırırsan sevinirim. Bir de sesin gelmiyor senin. Hala yok. Hayırdır? Gelmiyor. Şey, bas konuşta falan olabilir misin acaba? Zaten çok az kaldı. Böyle idare edelim. Bugünü böyle tamamlarız. Tamam. Diyor ki Neverwinter ile Waterdeep arasında bir bataklık var. Bu bataklıkta yaşayan Lizardfolk'lar var. Ki sizin ilişkiniz bu Lizardfolk'larla bayağı iyi. Çünkü bunların başındaki Chief'i devirip Dendar kaltıştı şamanı kesip yerine kendi adamınızı koymuştunuz ve hatta merhametli efendi Raskar bu arkadaşlarla bir ticaret anlaşması yapmıştı. Lizardfolk'larla aktif bir şekilde savaş yuvası ticaret ilişkisi içerisinde. Bunun altında bu Lizardfolk kabilesinin bir sır olarak sakladığı bir Semuanya tapınağı var. Semuanya Neutral Lizardfolk tanrısı. Dediğim gibi. Tamam mı? Ondan sonra 25 mi atmış? En yüksek. 23. 23. O zaman bir şey daha söyleyebilirim. Tamam. Semuanya'nın doğayla olan yakın ilişkileri sayesinde Lizardfolk'lar druidlik öğreniyor. Tamam. Böyle de bir ayrıntı vereyim. Bir Semuanya tapınağı var. Bu tapınağı bulun. Tapınağın içerisinde Inlastrolfus'un bulunduğu Fileyne giden bir geçit olmalı. Bu geçiti keşfetmeniz lazım. Keşfettiğiniz zaman rivayetlere göre bir limana çıkacaksınız. Bu limanda Inlastrolfus'la görüşmek isteyenlerin oluşturduğu sıra olacak. Sırayı geçebilirsiniz. Kendisiyle görüşürsünüz. Soracağınız bütün soruları sorun. Aklınızda hiçbir şey kalmasın. Peki, şimdi bu normal çalışan bir sıraysa durup beklememiz mi gerekiyor? Yoksa başka türlü bir şeyler yapıp mı geçmemiz gerekiyor? Normalde durursunuz ve beklersiniz. Sıra ilerler. Ama bu sırada çıkan savaşlar ve kavgalar duyulmadık şeyler değil. Sıranın bir kuralı yok. Sırayı oluşturan kimse yok. Önünüze geçmeye çalışanlar olabilir. Sizi öldürüp sıranızı almak isteyenler olabilir. Bunlara dikkat edeceksiniz. Ne sormak istediğim bir soru var mı? Varlasam olalım. Evet. Şimdilik yok. Peki. O zaman gidelim mi? Hexaria şöyle Darlas'a döndü. Birkaç potion sökülsene dedi. Ne olur ne olmaz o kadar şey dedin ya şimdi. Ondan sonra bir de dedi benim dedi sana. Oraya gitmeyelim. Yani direkt E'ye mi gideceğiz? Lizardfolk kabilesine mi gideceğiz? Savaş yuvasına gider haber göndeririz. Lizardfolk kabilesine biz geliyoruz. Siz bilirsiniz. Bir de dedi şey Darlas'a şey dedi, benim dedi sana verdiğim bir çuval vardı hatırlıyor musun dedi. Onu sen ne yaptın? Yani kaybettim. Burada mı ne? Nerede? Falan dedi. Ondan sonra arkasındaki o toprağın içerisinden bir tane çuval çıkarıyor Darlas. Ve havada süzülerek geliyor.
Ondan sonra aldı. Böyle bayağı bir çuval içinde bir şeyler var gibi duruyor. Tamam, teşekkür ederim dedim. Abi ben hadi gidelim. Şey soracağım. Bir dakika, topraktan çuval çıktı. Aklıma şey geldi. Kalkan geldi. Darlas'a dönüp şey diyeceğim. Kayan'ın ailesi ya bu kalkanı bana vermiş? Bunu Kayan'ın ailesine sorman lazım. Yaşıyorlar mı? Öldü biliyorum ben onları. Yani başın sağ olsun dedi. Kaya sana döndü. Bir parçaları yaşıyor. Ama bunu daha sonra konuşalım. Bence bu kadar şeyden sonra bir oturup ne yapmamız gerektiğine karar vermemiz lazım. Darlas'a dönüyorum. Seninle eğer ihtiyacımız olursa haberleşebilir miyiz? Sendinglerinizi her zaman açın. Tamam. Teşekkür ediyorum. Ben selam veriyorum. Kendisinin elimi uzatıyorum. El sıkıştı. Şöyle kaldırdı elini. Uzattı şöyle. El sıkıştı. Şimdi ben bir şey soracağım. Arayacağım. Bu adam bizim için bir baba figürü gibi değil mi? Hani hep böyle yardım evet. etmiş. Ve bu hani şey değil böyle. Hani bu karakterlerle işte inançlarımızla ya da işte ebeveynlerimizle alakalı bir şey değil. Bu bizim en başından beri böyle yıldızkenden beri hep burada kollayan babamız değil mi? Evet. Peki o kendisini zaman... böyle görüyor mu? Bilmem. Soruyor musun? Ya şimdi yansıttığına göre, tamam mı? Onu bize verdiğine göre hani bir o görüde onu gösterip onu bize hissettirdiğine göre demek ki o da öyle görüyor. Ben yaklaşıp sarılıp kendine iyi bak baba deyip yaklaşıyorum. Şöyle sen sarıldığın zaman şey bir kemik yığınına sarılıyorsun aslında dışında baktın cübbe olan. Bir kemik yığınına sarıldın. Böyle şey çok yavaş bir şekilde şöyle elini kaldırıp şöyle omzuna dokunacak. Tamam mı? Şey sırtına dokunacak yani. Ondan sonra ölmeyin. Sıra çok kalabalık olur. Dedi. Burada kalmak istemiyor değil misin? Buranın bazı kerametleri var. Bu kerametleri zamanı gelene kadar korumam lazım. Bir gün buradan çıkacağım bir zaman olacak. Peki sen bilirsin. Madem bir savaşa gidiyoruz. Ben de bir miktar potion almak istedim. Gerçekten. Lütfen Elaymon'da bir şey yap. Ya ben... Abi ne yapayım? Bak sen ne isterdin normalde? Ben bir şey yapmaya utanıyorum şu anda, tamam mı? Abi senin... alırız yani Neverwinter'dan bir yerden bir yere uğrarız alırız. Nasıl olsa portallar var. Şöyle salladı şöyle Exariel. Tamam mı? Şeyi şıkır şıkır etti çuval. Tamam. Abi az önceki ilişkide daha önemli bir hareket ya. Bana da gibi. Ben ikisine de dönüp aklıma şey geliyor. Şu aç gözlülük şövalyesi vardı ya bir tane için yanındaki. Aha. Acaba bunlar daha mı iyi yakışır oraya diye böyle. Tamam mı? Şöyle vay canına ya. Ben savaşta ölümlüğü arkadaşlarımı koruyayım diye potion istiyorum. Hemen aç gözlü oluyorum ya. Adama bir güle güle demedin. Güle güle dedim. Elini sıktım. Daha ne yapayım? Ben anlamam. Vay be. Peki buradan nasıl çıkacağız? Bunun kapısı yok. İşte ben de onu soracaktım size. Soruyorum ya bunu, bayağı soruyorum yani. Nereye gideceksiniz? Neverwinter'la o bahsettiğiniz bataklığın kuzeyinde, hemen kuzeyinde savaş yuvası kasalım.
Savaş yuvasını biliyorum. En çok gölgenin olduğu yere yollayabilirim sizi dedi. Şöyle asasını tuttu yavaşça. Şöyle kaldırıp yere vuruyor. Yere vurduğu zaman odanın içerisindeki gölgeler hareket edip etrafınızı sarıp sizi başka bir yere fırlatıyorlar. Gözünüzü açtığınızda üstüne basa basa defalarca söylediğim yemek yediğiniz odanın karanlık köşesindeki sendin duvar boyu portresinin önünde ortaya çıkıyorsunuz güzel arkadaşlarım. Session'ımız bugün burada son buluyor. Karanlık köşede sendin portresinin olması bir easter egg miydi? Evet. Böyle seni hem seviyorum hem senden nefret ediyorum o yüzden. Teşekkür ederim. Solo da bu yaraya bol bol parmak bastı bu arada. Tabii sürekli şey muhabbeti yaptım Kaya'ya. Sent'le konuşu da. Asena sürekli. Ya ne olacak 2 gün sonra ruhumuzu çalıp öldürmeyecekler ya falan dedi böyle. Evet. Neyse yeni labirentler, yeni görevler, yeni bilinmezliklere doğru. ben güzel bir session olduğunu düşünüyorum. Çünkü açıkçası Darlas'la konuşmak düşündüğüm kadar fazla şey açıklamadı. Ama aynı zamanda çok anahtar bir noktadaki bir şey açıkladı. Yani artık böyle işte geçmişi, abi biz geçmişimizi hatırlamıyoruz abi ne oluyor falan deme ihtiyacı hissetmiyorum. Hani bilmediğimiz yerler hala var. Ama okey sanki hareket edebiliriz gibi hissediyorum. Ya şey değilmiş yani geçmiş önemli değil de hani böyle şey zaten bir ton hayat yaşamışız. Hani bizim varlığımızın amacı buymuş anlatabildim mi? Hani gidip geri gelmek en azından onu öğrenmek. Artık şey yani böyle hani geçmişimde şu oldu da ben bu yüzden bugüne bu şekilde geldim sorusunu bırakıyorsun tamam mı? Abi benim geçmişim neyse ne ben zaten yeni bir hayata başlayacakmışım bu da onlardan biri. Deyip böyle devam edebiliyorsun. Bu sefer durmaya gelmişiz. Evet. Arkadaşlar bir de şöyle bakın. Ruhlarınız tekrar şey olmayacak. En azından şu anda görüktüğü kadar. Şu anda görüktüğü haliyle, gözüken haliyle tekrar dövülmeyecekler. O yüzden bu Dendar'ı bitirmek için son şansınız olabilir. Ne siz bir daha geri gelirsiniz ne de o bir daha geri gelir. Ya ben zaten dedim ya bunun son olacağını düşünüyorum diye. Ben orada ona vurgu yapmak istedim aslında. Hani bu son şeyimiz artık hani izmiş, tarafmış, yok onunla anlaşmaymış falan çok önemli olduğunu düşünmüyorum. İsimden söylemek istedim de. Ben bakalım. Ya hayırlısı. Bir tane rakşasa vardı. Yok ettik biz onu. Biz onu yok ettik de o adam ben çemberin dışına çıktım demişti. Yedinci ruh, evet. Yedinci yıldız o muydu lan acaba? Acaba yani hani çünkü gerçekten hani adamı dövdük ben çemberin dışına çıktım hadi şimdi sıra sizde dedi yani. Bir de sizinle konuşmak istedi. Tamam mı? Adama bam diye girdiniz. Abi falan tamam mı? Sonra sen... bir de kimseye çekmediğiniz bir hareket çektiniz tamam mı? Adamı bir daha konuşamayacağınız bir şekilde öldürdünüz. Yok ettiniz herifi yani. Tamam mı? Hani öldürseniz speak with death atsanız tamam derim. Tamam mı? Öldürüp resleyip konuşsanız tamam derim. Tamam. Adamı sildiniz yani. Öyle miydi peki? Söyleyemem. Aa. Ya. Chat yeteri kadar baskı yaparsa söyler bence.
Donate bar açılıyor. Yo, ben karışmam ona. Yani ben bir şey diyemem. Bak Hüseyin Aga demiş ki 77. bölümde 7. yıldızı bekliyorum demiş. Neden olmasın? Arkadaşlar 7 şansın sayısıdır derler. Bu kaçıncı bölümdü bu arada? 74 mü? 74 olması lazım evet. Ya bu arada şey de vardı mesela bizim sürekli 7 saniye mi sürüyordu depremlerimiz? Evet. Evet evet. 7 sayısı ile ilgili sürekli bir şeyimiz var yani böyle. Var var. Ya Dender'ın ya da Musk'ın ya da ikisinin birden bir önemli bir şeyi ya. Ya mantıken hani gerçi bunu Nasrof'ta sorabiliriz yani. Onları bir not etmeye başlayalım da çok birikiyor var. Ya ben direkt şey diyeceğim ya anlat. Direkt anlat ya. Ha, uğraştırma bizi anlat. Zaman uğraştım günümüze kadar anlat. Bir rüzgar geldi ve küllerini savurdu. Şimdi yani gölgeden bir ejderha sır saklamanın ustası birisiyle konuşacağız. Sanmıyorum ki her sorduğum soruya evet öyle oldu diye cevap versin. Böyle diyeceğim ki şey yani işte Dendar gelecek mi diyeceksin. O da sana böyle 20 kıtalık bir şiir okuyacak gibi bir şey bekliyor. Bakacağız. Öyle bir şey olursa abi o yüzük var ya. Hani, yüzüğü kullanırım. Tamam var olduğum her şeyi yok et ya derim. Hani yok et hani direkt. Uğraştırma artık bizi. Nasıl yok ediyorsan yok et. Evet arkadaşlar o zaman kapanışı yapalım. Herkese bizi izlediği için teşekkür ediyoruz. Sizlere de vakit ayırdığınız için teşekkürler arkadaşlar. Evet haftaya yeni bir bölümde, yeni bir oyunda görüşmek üzere. Bakalım neler olacak yine. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Görüşürüz. Görüşürüz.